Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte WordPress ve Zakra ücretsiz teması üzerinde hem kurulum hem onunla alakalı ufak bilgiler vereceğim. Temamız bu arkadaşlar, benim seçmiş olduğum tema bu. Fakat siz bu temayı indirdikten sonra Demo Importer'a gittiğiniz zaman şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Şu premium yazanlar ücretli olanlar, fakat ücretsiz olanlar şu şekildedir. Mesela buna preview dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir site çıkıyor karşımıza. Bunu kapatıyorum. Yani aşağıya indiğinizde bir sürü var. Mesela burada restoran için bir tane var. Daha aşağıya inersek özel blog sayfaları var. Atıyorum plumbing var. Hani buraya bir sürü yapmışlar. Bayağı güzel temalar var. Bunların üzerine preview dediğiniz zaman hem sitenin renklerini görebilirsiniz. Bu bize uyar mı, uymaz mı veya şuralara ne yapabilirim? Bir de komple Elementor'la birçok teması çalışıyor. Yani %80 oranında buraya koymuş olduğu bütün temalar burada çalışıyor. Onu da hangileri Elementor'la çalışıyor dediğiniz zaman, şu Elementor kısmına tıkladığınız zaman bütün buradaki temalar, sunmuş oldukları temalar Elementor'la çalışıyor. Şimdi bunun birlikte kurulumunu yapacağız ve bunun hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Önce dashboard'umuza geliyoruz. Buraya gelince de Appearance, Teams'e gidiyoruz arkadaşlar. Teams'e gelince sağ kısmından Add New diyerekten şu arama kısmına Zakra yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Zakra install diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da Activate diyoruz. Şimdi sitemize gidip bakalım. Şöyle geldiğimizde şu şekilde çıkacak. Hiçbir şey gözükmüyor. Get Started with Zakra kısmına tıklıyoruz. Bunun eklentilerini indirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu indirdikten sonra karşımıza ücretsiz olarak bir sürü temalar çıkıyor. Şimdi şu premium dediklerimiz ücretli olanlar, fakat çok ücretsiz temalar var bunun içerisinde. Şimdi böyle aşağıya inerken bir sürü temalar var arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz ve onun üzerine gidebilirsiniz. Benim şu anda yapacağım tema şu tema olacak. Buna import diyorum. Import dedikten sonra bütün demo içerikleri çekmeye başlıyor. Sonra live preview dediğimizde bizi siteye gönderiyor ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar siteye geldik. Bu temanın içerisinde Elementor zaten otomatik olarak geliyor. Komple Elementor ile yapılmış Zakra. Bu şekilde geldiğinizde, aşağıya indiğinizde işte header, footer, komple buradaki olan kutular, şu çıkan numaralar, ondan sonra what clients say gibi footer'ına kadar tema da hazır. Bizim burada sadece yapmamız gereken tek şey, buraya edit with Elementor dediğimiz zaman bu temanın içerisinde arkadaşlar Elementor'la bütün değişiklikleri yapabiliriz. Yani buradaki olan yazımızı değiştirebiliriz. Buradaki blokları değiştirebiliriz. Resimlerimizi değiştirebiliriz. Bu tema hem ücretsiz hem kurumsal bir site yapabiliyorsunuz. Bu şekilde yaparaktan müşteri bulursanız hiç para harcamadan bir tane sunucu ve Zakra teması üzerinden, çok yüksek ücretlere yapmayalım arkadaşlar bu gibi temaları, ama şöyle bir siteyi tabii ki vereceğiniz işçiliğe göre 3500 liranın altına yapmamamız gerekiyor. Evet, bu da Zakra'yı nasıl kurduğumuzu gösteriyorum bu temada. Şu anda ben Exit to Dashboard diyorum ve buradan çıkış yapıyorum. Şimdi dashboard'umuza geldiğimiz zaman tekrar gördüğünüz gibi bu Zakra'nın indirmiş olduğu sayfalar, bunların üzerinde değişiklik yaparak gidebilirsiniz veya kendi sayfalarınızı yapabilirsiniz. Ben şu anda tekrarından dashboard diyorum. Gördüğünüz gibi Elementor eklentisi otomatik olarak bu temayı indirdiğimizde inmiş oluyor. Ve internet sitemizi buradan da güncelliyorum tekrarından.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da Zakra sitesini nasıl indirip kurulumunu yapabilirsiniz, onu gösteriyorum. Umarım bu video size faydalı olacaktır. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.